Benim adım Ali. Bugün en yakın arkadaşım kuzasına girdi. Al bakalım, Ali Efendi. Sen içme. Ama sen de içiyorsun. Daha da bıraktım o zaman. Heh.
Abdestim bozuldu mu şimdi dede? Bozuldu tabii. Yapılmaz mı? Sahilin neye? O zaman döküyorum. Olsun, alışırsın. Dede bak tırtıl. Zarar verme ona. Tırtıl bu ne işe yarar ki? Allah hiçbir şeyi boş yere yaratmamıştır. Tırtılı da mı? O çok güzel bir kelebek olacak. Tırtıllar kelebek mi olacak? Ya bütün kelebekler önce tırtıl sonra kelebek olurlar. Gel bak. O nedir? Koza. Neye yarar? Ya, tırtılların kelebeğe dönüşüp sonra özgürce uçmalarına yarar. Dede bak kelebek. Derler ki fırtınalara yön veren kelebeklerin kanat çırpışlarıdır. Ya kelebek olmak istemezlerse? İsterler. Her tırtıl kelebek olmak için yaratılmıştır. Dede ben de kelebek olmak istiyorum. Ama sen tırtıl değilsin ki evlat. Sadece tırtıllar mı kelebek olur? Sadece tırtıllar. Ama günü gelince biz de tıpkı tırtıllar gibi bir kozanın içine gireriz. Sonra o kozanın içinden çıkıp kelebekler gibi özgür oluruz. Ben de o kozaya girmek istiyorum. O kozaya girmek için henüz daha çok küçüksün evlat. Sen kozanı ördün mü dedi? Ördüm ya. Yakında bitireceğim. Çıkma zamanı gelince de kozamı yırtıp kelebekler gibi özgür olacağım. Nasıl ki? Ölünce kozaya gireriz. Mahşer günü gelince de kozamızdan çıkarız. Ama ben ölmeni istemiyorum ki. Ben ölmeyeceğim ki.
Dede, 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 hadi kalksana. Ördüm ya. Yakında bitireceğim. Ama ben ölmeni istemiyorum ki. Ben ölmeyeceğim ki. Ne demiş Ozan? Ölen hayvan imiş. Aşıklar ölmez. Yoksa anam ölür. Yoksa ölür.